Otopark Hatay'dayız. İnşallah şu mübarek Arife gününde tabii ki hakikaten canlı yayın yapmak bizler açısından da hakikaten çok önemli. Tabii ki bugün çok sevgili konuğum var. Ankara'dan ayak tozuyla geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal İşler Daire Başkanımız Sayın Mehmet Yolcu Bey ile inşallah kurban kesmek üzerine çok önemli, çok özel bir program yapmayı ümit ediyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz diyelim Hoş ve bulduk. Allah biz razı olsun. programa Kur'an tilavetiyle başlayalım diyoruz. Evet, Hac suresi 34 ve 38. ayetler. Günüdüha fekulu min
Fatiha. Evet sevgili dostlar, Hac suresi 34 ile 38. ayetler arası okuyan İmam Hatibimiz Muhammed Polatlı hocamızdan Allah razı olsun diyoruz ve programımıza başlıyoruz. Evet sevgili dostlar, tabii ki geçen hafta yine bir ilahiyat programı yapmıştık. Hatırlarsanız Diyanet Sen Hatay Şube Başkanımızı Hasan Urhan Bey'i ve Antakya İpek Camii İmam Hatibi Rıza Ateş Hocamızı burada ağırlamıştık. Yine Kurban Bayramı Arefe günü olması dolayısıyla yine bir ilahiyat dersi programı yapıyoruz. Ve çok değerli konuğum var. Alanında uzman ve Ankara'dan ayağının tozuyla geldiğini az önce söylemiştik. Tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Yolcu hocamız. Tabii ki Mehmet Yolcu hocamız bize çok önemli bilgiler verecek. Özellikle sunumun birinci olan bu bölümü çok dikkatli dinleyin ki birazdan hocamız bu konuyla ilgili sorusunu soracak ve biz de Türkiye'nin önemli yazarlarından birisi, roman, hikaye, edebiyat birçok alanda önemli yazarlarından birisi Ali Erkan Kavaklı hocamızın Gönüllerin Sultanı Hazreti Peygamberimizin hayatı kitabını inşallah sizlere vereceğiz. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş. Tabii ki Hatay'ın sıcak havası, siz de Hataylısınız ama yani hakikaten etkiliyor diyebiliriz yani. Allah razı olsun. Hı-hı. Evet hocam tabii ki Allah'a yaklaştıran, Yüce Rabbimize yaklaştıran birçok yol var ama bunlardan en önemlilerinden bir tanesi kurban kesmek diyebilir miyiz diyoruz ve sözü hocam size bırakıyoruz. Buyurun. Allah razı olsun. Şimdi zaten kurban kelimesinin manası yakınlaşmak, evet, yakınlaşmak anlamına geliyor. Yani biz öyle bir kurban kesmeliyiz ki. Evet. Kestiğimiz bu kurban bizi Allah'a yakınlaştırmadı. Kur'an-ı Kerim'de hani sizin daha önceki programın afişinde de bahsettiğiniz, evet, Kevser suresinde, evet, özellikle kurbandan, kurban kesilmesinden, evet, bahsediyor Rabbimiz. Şimdi Kevser suresi üzerinden şöyle bir bakacak olursak, hani kurban nedir desek,
Biliyoruz ki Kevser suresi Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden biridir. Birisi. Hı hı. Kevser suresi 3 ayet ama bir insanın sadece ömrünü, istikametini düzeltmesi için bile yeter. Böyle bir suredir Kevser suresi. Evet. İkinci ayetinde Rabbimiz kurban kesmemizden bahseder. Evet, aynen. Ama onun öncesinde birinci ayette de der ki Rabbimiz sana muhakkak ki biz Kevser'i verdik. Evet. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı o döneme baktığımız zaman Mekkeli müşrikler kendisine bu davadan vazgeçmesini, bunun karşılığında bir elime güneşi, bir elime ayı da verseniz vazgeçmem dediğini, aynen, hatta krallık teklif ettiğini, mal mülk teklif ettiklerini biliyoruz. Evet. Bu görüşmeler sonuçsuz kalınca artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme boykot uygulamaya başlarlar. Kesinlikle. Zulmetmeye, onu her defasında kötülemeye başlarlar. Hakaret etmeye başlarlar. Evet. İş o dereceye varır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu Abdullah vefat ettiği zaman taziye yerini düğün yerine çevirirler. Aynen. Sevinirler. Niye? Çünkü artık bunun davasını sürdürecek kimse kalmamış. Evet. Bunun soyu kesik derler. Müfessirler diyor ki Kevser mahşer meydanında bir havzın ismidir. Evet. Allah-u Teala'nın izin verdikleri o Kevser suyundan içecek. Aynen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabiriyle onun toprağı misktir. Evet. Suyu kardan soğuk, baldan daha lezzetlidir. Evet. Ondan içenler bir daha asla susamayacaklardır dediği bir nehirdir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu havza bazıları içmek için gelecek ama görevli melekler onları oradan uzaklaştıracaklar. Diyeceğim ki ya Rabbi niye bunları uzaklaştırıyorsun? Bunlar benim ümmetimden değil mi? Evet. Diyecek Habibim senden sonra onların ne yaptığını sen bilmiyorsun. Senin yolunu ne hale getirdiklerini bilmiyorsun. Yani onlar senin ümmetinden de ama senin dinini nasıl bir oyun, bir eğlence haline getirdiler ya da nasıl ki senin dinini tahrif ettiler manasında bazı kimseler o havuzdan içmek nasip olmayacak. Aynen. Yani bizim Müslümanız inşallah, maşallah mutlaka biz de içeriz. Ümidiyle gittiğimiz oradan Allah muhafaza uzaklaştırılanlardan mı olacağız yoksa içenlerden mi? Aynen. Şöyle kendimize dünyadayken bir bakalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hani gerçekten yolunda, sünnetinde biz ilerlemeye çalışıyor muyuz? Evet. Bir de Kevser'le ilgili bazı müfessirler bu hayrı kesir demektir. Evet. Hayır kesir ne demek? Yani biz sana birçok hayır verdik ey Habibim. Aynen. Sen üzülme. Onların ebder demesine bakma. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun yolundan gidenlerin davalarının galibiyetle sonuçlanacağının bir müjdesidir aslında. Aynen. Ve bunun akabinde, hayr-ı kesirin akabinde bir şükür gerekiyor. Aynen. Şöyle bir hayatımızı kontrol edelim kardeşlerim. Allah-u Teala'nın bize verdiği nimetlere şöyle bir bakalım. Gerçekten biz hayatımızda Allah-u Teala'nın bize verdiği bu nimetlerin şükrünü hakkıyla eda edebiliyor muyuz? Aynen hocam. Akabinde hemen ne geliyor? Akabinde fesalli, öyleyse namaz kıl, venhar ve kurban kes. Kurban kes. Şimdi iki ibadet. Bir yukarıda bakacak olursak Kureyş suresinde felyabudu rabbe hazel beyt. Bu beytin Rabbine ibadet edin diyordu Rabbimiz değil mi? Aynen. Ki kurban ibadeti hacla özdeşleşmiş bir ibadettir. Bugün hacılarımız Arafat'ta vakfeye durdu ve hacı oldular. Rabbim hacılarını kabul eylesin. Evet. Gitmeyen, oralara gitmek isteyen kardeşlerimize de inşallah Rabbim bir yol bulup gitmeyi nasip eylesin. Nasip eylesin. İnşallah şimdi, hocam. Hac ölçeğinde şöyle bir değerlendirdiğimiz zaman insanların günahlarından arındığı, artık Arafat'ta gözyaşlarıyla dua ettiği, evet, hatta Arafat bir buluşma yeridir. Rabbimizle buluştuğumuz, evet, Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın, evet, buluştuğu rivayet edilen o Arafat meydanında bugün hacılarımız kefen misali giydikleri, evet, ihramlarıyla, evet, gözyaşlarıyla,
kendileri için, evlatları için, dostları için, memleketleri için, dinleri için, vatanları için dua ettiler. Evet. Rabbim dualarını kabul eylesin. Arafat, kişinin kendini bulma yeridir. Rabbini bilecek. Arafat bilmek demek aslında. Değil mi hocam? Arife bildi demek. Arafat, evet. Bir, orada biz yaradanımız kim? Kime kulluk ediyoruz? Bugün sabah namazıyla başlayan teşrik tekbirlerinde sürekli Rabbimizi birliyoruz değil mi? Kesinlikle. Şöyle bir onu da hatırlatalım hocam. Onu hatırlatalım. Bugün unutanlar en azından şimdiden sonra devam etsinler. Unutanlar bunun kazasını yapabilirler. Yani evet. Çünkü namazın akabinde getirildiği için teşrik tekbirleri, biz namazın bulunduğumuz ortamdan ayrılmış olsak bile o teşrik tekbirlerinin kazasını yapabiliriz. Yani hatırladığımızda tekrar etmemiz lazım. Teşrik tekbirleri sadece cemaatle kılınan namazlar için değil, bireysel kılınan namazlarda da getirilmesi lazım. Hocam zaten camilerde bu çok sorun olmuyor da yalnız kılınan namazlarda unutulabiliyor. Onu o baktan ben bir hatırlatayım dedim. Kesinlikle. Buyurun hocam. Şimdi çünkü bayan izleyicilerimiz de var. Bayanların da, erkeklerin de, ferdi olarak kılanların da, cemaatle kılanların da teşrik tekbirlerini 23 vakit getirmesi mutlaka şöyle bir baktığımız zaman gerekiyor bugünlerde. Aynen. Hacılarımız teşrik tekbirleriyle günahlarından arınıp ne yapıyorlar? Doğru Müzdelife'ye. Müzdelife, evet. Müzdelife nedir? Hı hı. Müzdelife bir isminde meş'aril haramdır. Aynen. Şuurlanma yeridir. Aynen. Yani Rabbimizi bildik, tanıdık ve şuurlanacağız. Kesinlikle. Neye şuurlanacağız? Hı. Artık tekrar günahlara dönmemek üzere Rabbimize söz vereceğiz. Bileneceğiz, silahımızı, kurşunumuzu toplayacağız. Müzdelife'de şeytanı atılacak taşlar toplanır. Evet. Ve orada toplanan taşlarla doğru şeytanı taşlamaya gideceğiz. Nefsimizi taşlayacağız. Kesinlikle. Bütün günahlarımızı, kibrimizi, samimiyetimizi engel olan neyimiz varsa taşlayacağız. Ve Rabbimize ne yapacağız? Koşa koşa Kabe'ye doğru gidiyor hacılar. Yani. Ondan sonra şeytan taşladıktan sonra doğru Kabe'ye tavaf ettikten sonra kurbanlarını kesiyorlar. Tavaf ve saylarını da yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan da çıkıyorlar. Aynen. Kurbanlarını kestikten sonra. Öyleyse biz demek ki kurbanda asıl olan kişinin neyi? Samimiyeti. Az önce hocamız okuduğu ayette ne diyordu? Evet. Onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Kesinlikle. Takvanız Allah'a ulaşır. Hac suresi 37. ayette ben hatırlıyorum hocam. Eğer yanlışımız varsa düzeltirseniz sevinirim. Aynen öyle. 37. ayette ne diyor? Evet. Len yenalallaha luhumuha ve la dimauha. Ne et ulaşır ne kan. Evet, niye büyük kesiyoruz? Niye küçük kesiyoruz? Bunun şeyi ne o zaman? Özelliği ne? Hocam oraya sohbet bölümüne geleceğim. Orada sohbet bölümüne geleceğim. Burada biraz hakikaten bir halk olarak, toplum olarak bazı yanlış anlayışlarımız var herhalde. Buyurun hocam. Yani bizim kurbandaki esas bizi Allah'a ulaştıran bir samimiyet olması lazım. Kesinlikle. Yani bizim belki bizim köyde bir mal varlığı çok fazla olmasa da bir kurban kesen kardeşimizin kestiği kurban işte falanca fabrikatörün kestiği deveden danadan daha eftaldir Allah katında. Kesinlikle. Şimdi Hendek Savaşı'nın hazırlıkları yapılıyor. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat o hendek çukurlarının içerisinde bizzat hendeklerin açılmasında çalışıyor. Evet. Müslümanlarda bir açlık var, kıtlık var, kuraklık var. Evet. Bazıları getirip bir çuval hurma veriyordu. Evet. Bazıları bir kilo, iki kilo kadar. Evet. Bazıları da sadece getirip bir tane hurma bırakıyordu orada, oraya. Aynen. Şimdi biz şunu diyebilir miyiz? Bir hurma bırakanın sevabı az, öbürünkü çok diyebilir miyiz? Kesinlikle. Diyemeyiz. Öyleyse buradaki Esas önemli olan nokta kurbanda bizim samimiyetimiz. Hocam oraya biraz daha detaylı ikinci bölümde gelelim. İnşallah. Evet. Sevgili dostlar, tabii sunumumuzun birinci bölümü bitti. Biliyorsunuz canlı yayında her şey hızlı gidiyor. Yani hocamız birazdan sorusunu hazırlayıp soracak ama kurban nedir diye sorarsanız sevgili dostlar, bunu benim tanımlamama, hocamın tanımlamasına ya da Diyanet İşleri Başkanımızın şunun bunun tanımlamasına gerek yok. Kur'an-ı Kerim zaten tanımlanmış. İbrahimce bir yakarışın, İsmailce bir teslimiyetin adıdır Kur'an. Şu halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes, ilahi emrinin eyleme
dönüştüğü andır kurban. Bir rüyaya aralanan göz ve o rüyada görülen bir çocuktur kurban. Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Yakarışının kalpleri titreten yanıdır kurban. Bıçağın Allah için bilendiği, İsmail'in teslimiyetle durduğu anındır, adıdır kurban. Ve bu teslimiyetle bıçağın çaresiz kalışıdır kurban. Evet sevgili dostlar, Arefe gününün akşamında yani Kurban Bayramı'nın gelişini bize hatırlatan Arefe gününün akşamında Stüdyo Park'ta Hatay'dan canlı yayın yapıyoruz. Sevgili dostlar biz tabii ki İstanbul kuruluşuyuz, Merkez İstanbul kuruluşuyuz ama yaz tatilinden dolayı canlı yayınlarımızı Hatay'dan, Stüdyo Park Hatay'dan yapıyoruz. Ve bugün de çok değerli konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı Kültür İşleri Daire Başkanı, değerli arkadaşım, değerli dostum Mehmet Yolcu Hocam'la biz Rabbimize yaklaşmanın yollarını arıyoruz. İşte onlardan en önemlilerinden birisi ne dedik? Kurban kesmek dedik, kurban ibadetini yerine getirmek dedik. İnşallah yarın bayram namazımızı kıldıktan sonra bizler de kurban ibadetimizi getireceğiz. Sizlerin de getireceğinize inanıyoruz. Hocam kurban ve kurban bayramını şöyle biraz daha bir 5 dakikalık daha açarsak. Tabii konuşulacak çok şey var ama evet. Onu sohbet bölümü 20 dakikalık bir bölümümüz var. Orada konuşuruz. Önce sorunuz varsa hocam sorunuzu alalım. Şu kitabı biz sevgili üyelerimize ödül olarak vermek istiyoruz. Yani derdimiz hocam Hazreti Peygamberimizin hayatını her Müslümanın bilmesi gerekiyor. Ben İmam Hatip mezunuyum. Siz İmam Hatip mezunusunuz. Aynı zamanda hatipsiniz, vaizsiniz. Yani bu işlerin içindesiniz. Ama bizim derdimiz de Kültür Parti olarak dostlarımıza en azından Gönüller Sultanı Hazreti Peygamberimizin hayatını okutabilirsek ne mutlu diyoruz. Buyurun hocam. Kitapla ilgili soru soracağız. Evet, bir soru alalım hocam. Değerli dostlar da hemen yorum bölümüne Kültür Park TV'nin, tabii Kültür Park TV üye olmak zorundasınız. Dışarıdan izleyenler yorum yapamayacak, cevabı yazamayacak. Onun için ben hocamızın paylaşımın altına da linkimizi atmıştım. Ama yine Kültür Park TV'ye girip gruba katıl yaparsanız ben buradan onaylarım. Siz de bu yarışmaya katılmış olursunuz. Buyurun hocam, sorumuzu alalım. Konuyla ilgili olsun. Az önce tabii, aslında tabii. İzleyenlere de söylemiş olduk. Evet. Sorumu soruyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Evet. Ebter demelerine. Evet. Bir sebep olan Peygamberimizin hangi oğlunun vefat etmesiydi? Evet. Hocam tekrar alalım soruyu. Peygamberimizin hangi oğlu vefat ettiği zaman Ebter evet. demişti Mekke'li müşrikler. Evet. Peygamberimizin oğlunun ismini soruyoruz. Evet. Hangi oğlu hı-hı. vefat ettiğinde evet. Ebter demişlerdi. Evet. Evet. Sorumuzu ara sıra hocamız tekrarlayacak. Ben tekrarlayacağız. Yarışmamız başladı. Kültür Park TV'ye üyeyseniz yorum bölümüne lütfen Hazreti Peygamberimizin o oğlunun ismini mutlaka yazmalısınız. Ancak canlı yayın devam edene kadar, canlı yayından sonra yazanları kabul etmiyoruz. Hocam buyurun. Peki şu teslimiyet dediniz. Kurban. Kevser suresini bir toparlamış olalım. Evet, tabii hocam buyurun. Allah-u Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme evet. her ne kadar onlar ebter dese de bakıyoruz ki verdiği evet. nimetlerle Efendimizin evet. şanı kıyamete kadar yücelecek, yükselecek. Aynen. Az önce ezanı dinledik. Ezanda evet. Efendimizin adını iki defa zikrettik değil mi? Evet. Ve sürekli dünya üzerinde, dünyanın evet. biliyorsunuz evet. konumu gereği dünya sürekli dönüyor. Aynen. Ve bir yerden vakit çıkarken diğer yerde giriyor. Bir evet. yerde ezan susarken diğer yerde başlıyor ve yani 24 saat Efendimizin ezan okuyor, adı, değil mi hocam? Efendimizin adı göklere yükseliyor. Demek ki birincisi nimetin şükrü gerekir. Kesinlikle. Efendimiz'e verilen nimetin akabinde Rabbimiz diyordu ki bir fesallili namaz kıl evet. ve kurban kes. Aynen. Şimdi dikkat edersek yukarıda Kureyş suresinde feliyabudu rabbe hezel beyt. Bu beytin Rabbine ibadet edin. Nasıl ibadet edeceğiz? Evet. Hacıların yaptığı hac farizasının dışında biz
Evet. Bir defa burada sanki onu şerh ediyoruz. Hatta Maun suresinde vay o namaz kılanların haline ki çünkü samimiyetten uzak kılınan bir namaza mukabil tam zıttı burada samimi bir namaz. Kesinlikle. Ve bakıyoruz oradaki hiçbir şey vermekten imtina eden Maun dediğimiz zekatı ya da çok ufak tefek emanet ihtiyaçları bile vermekten kaçınanlara mukabil bir kurban kesmek. Evet. Samimiyet olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani peygamber davası düşmanı olanlar zelil olmaya mahkumdur. Aynen. Peygamber taraftarı olanlar, peygambere tabi olan istikamet sahibi kullar her zaman yeryüzünde Allah'ın rahmetiyle karşılaşacak. Evet. Hayr-ı kesir dediğimiz birçok nimete Rabbimiz onları gark edecektir. Aynen. Ve bunun üzerinde de bunun üzerine de mutlaka şükür gerekiyor. Bakıyoruz zulüm uzlaşma ümidi kesilince artık Efendimiz'den ümit kesilince zulüm başlamıştı değil mi? Aynen. Öyleyse biz de hayatımızı bir kontrol edelim. Hayatımızda bazen öyle sıkıntılar çekeriz ki çektiğimiz bu sıkıntılar hani birileriyle işbirliği yapmaktan ya da nefsimizle işbirliği yapmaktan öte Allah'ın rızasını gözetmemiz lazım. Evet. Hatta biz bunu bir devlet için, ülke için bile söyleyebiliriz. Bugün ülkemiz tutup batılı güçlerle işbirliği yapsa sıkıntı yok. Onların politikasının aksini yaptıkları zaman bakıyoruz hemen zulüm başlıyor. Değil mi? Maalesef. Bu bir aile de olsa, bu bir köy de olsa, bu bir fert de olsa Allah'ın düşmanlarının dediğini yapmadığımız zaman imtihan gereği dünyada zulümle karşılaşacağız. Kesinlikle. O yüzden biz burada safımızı seçmek zorundayız. Aynen. Safımızı seçeceğiz. Allah'ın rızasını gözeteceğiz demek ki. Ve şunu unutmayalım. Evet. Peygamberimizin şanı evlatlarıyla değil, evlatlarının şanı peygamberimize nispetle yükselmiştir. Aynen. Peygamberimizin şerefi evlatlarıyla değildir. Evlatlarının şerefi peygamberimize tabi olmalarıyladır. Aynen. Ümmetin şerefi Muhammed ümmeti oldukları içindir. Evet. Efendimizin şerefi bizim ona iman etmemizden değil. Evet. Bizim iman ettiğimiz için şerefimizi biz değerimizi, kalitemizi, insanlığımızı oradan alıyoruz. Kesinlikle. Öyleyse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar ne kadar ebder derse desinler, soyu kesik desinler, Efendimizin şanı kıyamete kadar yürüyecek ve onun takipçilerine de mutlaka ne olacaktır? Bir, bu nimete karşı şükür gerekecektir. Kesinlikle. Bugünün şükrü de, en önemli şükrü de kurbandır. Evet, kurbandır. Kabe'deyseniz bunun şükrü tavaftır. Kesinlikle. Camideyseniz bunun şükrü namazdır. Evet. Dikkat edersek namaza çok girmedik. Namaz bölümüne. Girelim hocam. Sohbet bölümünde de karşılıklı konuşuyoruz. Evet. Aklımızda kalanlar var benim şu an. Sorular geliyor. Mutlaka. Namaz konusuna biraz değinelim. Çünkü Rabbim için namaz kıl, kurban kes diyor. Benim de bir imam hatip öğrencisi olarak aklıma takılıyor ama yani tefsir çok iyi bilmediğim için hocam birazdan ben de soracağım. Peki, İsterseniz oraya biraz girelim. Bu konu da açılmış oldu. Buyurun. Yani namaz nedir? Namaz şöyle bir kişinin Rabbinin huzurunda durmasından daha öte kişinin Rabbi ile irtibat kurmasıdır namaz. Evet. Biz namazda Rabbimizin huzurunda Rabbimizle konuşuyoruz. Aynen. Kur'an okurken Rabbimiz bizimle konuşuyor. Aynen. Hani şöyle kısaca bir namazı bir düşünelim. Namazda durduğumuz zaman ne yapıyoruz? Bir, elimizi kaldırıyoruz. Önce niyet ediyoruz. Aynen. İnnemel a'malu bin niyet. Muhakkak ki ameller niyetlere göre. Göredir. Biz şöyle elimizi havaya kaldırırken diyoruz ki ya Rabbi dünyayı şöyle arkama alıyorum. Onlardan uzaklaşıyorum. Evet. Senin rızanı kazanmak için senin huzuruna duruyorum. Evet. Ve seni yüceltiyorum. Sen yüceler yücelsin. Allahu Ekber diyoruz değil mi? Aynen. Ondan sonra hemen Rabbimize şanını yüceltmek adına bir tesbihatımız var değil mi? Sübhaneke'yi okuyoruz ya da Şafii kardeşlerimiz ve Cehdü diye bildiğimiz duayı okuyorlar. Evet. İkisi de Rabbimizi yücelten duadır. Akabinde şeytandan Allah'a sığınıp
Evet. Günde 40 defa zorunlu olarak Fatiha suresini okuyoruz. Fatiha suresinde ne diyoruz? Sürekli Rabbimize ahdimizi, misakımızı yeniliyoruz. Sürekli diyoruz ki Rabbim, evet, sana hamdolsun. Evet. Sen bütün alemlerin Rabbisin, onu terbiye edensin, sen Rahmansın, dünyada herkese rahmet edersin, ahirette rahimsin, Müslümanlara, iman edenlere rahmet edersin. Ve Maliki Yevmiddin, din gününün, hesap gününün sahibi sensin, yani yaşadığım hayatın sahibi sensin ya Rabbi. Evet. O din günü ki, hani Müddessir suresine, suresinde ne diyordu? Evet. Bütün nefisler rehindir. Rehin. Nefsinin rehinidir. Yani bizim yaptığımız amellerin rehiniyiz biz. Evet. Ve din gününde Rabbimiz bunun hesabını soracak. Ve biz günde 40 defa bunu hatırlıyoruz. Ve diyoruz ki, tamam ya Rabbi, İyyâken abdu ve İyyâken estaîn. Sadece sana kulluk eder, yardımı senden dileriz. Evet. Öyleyse bizi doğru yola eriştir. Gazabına uğrayanların, senin yoldan sapanların, senin gazabına uğrayanların yoluna eriştirme, nimet verdiklerinin yoluna eriştirir ya Rabbi. Bir de 40 defa her namaz kılmak aslında insanın Allah'a verdiği sözde sebat ettiğinin göstergesidir. Hani siz de askerlik yapmışsınızdır. Aynen. Ben sürekli namazı askerliğe benzetirim. Günde 3 defa, 5 defa, bazen 10 defa içtima yaparlar askerlikte, değil mi? Bazen fazlasıyla, evet. Bazen daha fazla yaparlar. Eğer bir olağanüstü bir durum ya da bir şey varsa, evet. Ve o gün nöbetçi çavuş gelir, der ki, evet, komutanım, işte şu kadar işçi, asker nöbette, evet, şu asker yemekhanede görevli, şu asker dış görevde, evet, şu kadar askerle emir ve görüşlerimize hazırız komutanım deriz, değil aynen, mi? Aynen, tekmil veririz. Şimdi, aynen nöbetçi çavuş gibi din görevlisi de sanki diyor ki ya Rabbi, evet, Ahmet kulun hasta, Mehmet kulun şu anda, evet, uzakta, evet, şunun şu yolculukta, seferde, evet, onun dışında kalanlar şu anda senin huzurunda ya Rabbi, evet, demektir sanki. Hani tek, niye içtimanın amacı nedir? İçtimanın amacı aslında firar var mı yok mu? Yok mu? Kaytaran kaçak var mı yok mu? Hani adam kaçmış mı? Bir tarafta bir kuytu bir yerde yatıyor mu? Yoksa tel örgüden atlayıp atlamış, firar mı etti? Yani. Bunun bir raporudur, değil mi? Aynen. Günlük 5 defa tespitidir, evet. Biz diyoruz ki ya Rabbi, ya Rabbi, evet, ben kaçmadım. Hı-hı. Ben firar buradan etmedim. Ben senin safındayım. Evet. Senin tarafındayım. Senin, evet, emrine hala ben amadeyim ya Hocam Rabbi. Bu tekmili her an vermek gerekir demek istiyorsunuz. Kesinlikle. Yani evet sevgili dostlar. Hocam yanlış anlamayın da bu gece Kurban Bayramı gecesi yavaş yavaş canlı yayından dostlarımız düşüyor. İmamlarımız zaten gittiler şu an sela başladığı için. Hocam 40 dakikada doldu, şaka maka biz 5 artı 5 10 dedik ama yani canlı yayın o kadar hızlı akıyor ki. Hocam isterseniz şu sorumuzu bir kere daha hatırlatalım. Evet. Hocam bir ilahiye gidelim, ondan sonra canlı yayındaki dostlarımızı hemen bir hatırlatalım. Ama hocam şu sizin soruyu alalım bir kez daha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ebter denmesine sebep olan peygamberimizin hangi oğlunun vefat etmesiydi? Evet, kurban eyledin diyor Murat Belet. Derdine derman eyledim.
İnanın ki program o kadar hızlı geçti ki normalde şu an bitirmemiz lazım. Sohbet bölümü bile yapamayacağız durumunu onu gösteriyor. Biz de Kurban Bayramı gecesi olması hesabıyla biz de camilerimize gideceğiz. Şeddat bin Evs diyor ki, ben iki şeyi Resulullah'tan öğrendim. O şöyle buyurdu: Allah her işi güzel yapmayı istemiştir. Şu halde siz meşru bir sebeple öldürürken de İşkence etmeden güzelce öldürün. Bir hayvanı kestiğinizde de kesimini güzel yapın. Bir hayvanı kestiğinde de kesimini güzel yapın. Buraya sevgili dostlar çok dikkat etmek lazım. Biriniz hayvanı keseceği zaman bıçağını bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın diyor. Evet sevgili dostlar, yarınki keseceğimiz bir canlı hayvan olabilir ama bir canlı. Biz bir üzücü olay yaşadığımız zaman o kadar çok canımız yanıyor ki, yani kusura bakmayın, yarın hayvana işkence etmeden, zaten hadis-i şerifte böyle buyuruyor, hocam da bir iki cümle mutlaka söyleyecektir, kestiği hayvanı rahatlatsın diyor. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hocam sohbet bölümünü çok az tutacağız. Eğer bu konuyla ilgili düşünceleriniz varsa alalım. Tabii vakit de o kadar hızlı eridi ki. Buyurun hocam, bu kurban kesme ile ilgili benim de yaram çok büyük ama yani hayvanı böyle göreceğiz yarın. Siz de tanık olacaksınız, bizler de olacağız. Böyle televizyonlarda da görüyorsunuz. Hayvan kaçtığı zaman o kadar çok zulmediyoruz ki. O benim büyük bir yaram. Yani o kaçabilir, o hayvan adı üstünde hayvan. Yani onu da çeşitli kimyasal silahlarla vesaire şeylerle bilemiyorum artık. Buyurun hocam, ben fazla konuşmak istemiyorum. Yani kurban ibadeti bir ibadettir. Hani evet. İbadetin şanına yakışmayacak davranışlardan uzak durmak lazım. Evet. Hani o hayvan bir defa Allah rızası için kurban olan bir hayvan. Evet. Allah'ın izniyle en güzel bir ölümle ölen bir hayvan. Evet. Bizim onları eziyet etmemiz değil ki onu keserken eziyet etmek. Evet. O kesildikten sonra bile kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Bazen hani kurban ibadetinin leke getirecek, sağda solda çirkin görüntüler oluşturacak durumlar görüyoruz. Yani özellikle sakat atları rastgele sağa sola atmak. Evet. Neticesinde birileri de tutuyor. İşte kurban bayramı budur evet. Deyip maalesef dinimize, ibadetimize birilerinin laf söylemesine sebep oluyor. Sebep oluyor.
Böyle bir sebep olma, emin olun Allah katında büyük bir sorumluluk, vebali yüklenmektir. Vebali yüklenmektir. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl ki namaz kılarken bizim elbisemizi, bedenimizi, namaz kıldığımız yeri temizlemek gerekiyorsa, kurban ibadetinde de birincisi niyetimizi, kalbimizi, samimiyetimizi temizliyoruz. Aynen. Bu aynen namazın hadisten taharet bölümü görünmeyen temizlik var ya, o bölüm gibi bir de necasetten taharet dediğimiz sanki bizim o hayvanın kesim yerini temizlemek, hayvanın etini temizlemek, o hayvanın yenmeyen, atılması gereken parçaları mümkünse gömmek, mümkün değilse en azından kapalı bir şeyin içerisinde, çöp poşetin içerisinde uygun bir şekilde onları atmak ki en güzeli gömmektir. Kesinlikle. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Yani yaptığımız ibadet bize huzur vermeli. Kesinlikle. Yoldan geçerken eğer rahatsız oluyorsa artık insanlar, bu bu ibadet huzursuzluğa sebep olmamalı. Ve bunu İslamiyet'in aleyhine provokatörce yapıyorsa, yani maalesef, biz Müslüman olarak yani, maalesef geçen kurban bayramlarından ders almamız gerekir diye düşünüyorum. Hayvanlar kesiliyor diye birileri tutuyor, yayları maalesef çıkarıyor. Onu kastediyorum hocam. Yani sanki diğer zamanlarda yediği etler hani topraktan çıkıyormuş gibi, diğer zamanlarda yediği etler. Mangalı şunu bunu böyle görkemli paylaşırlar maalesef. Neyse. O yüzden kimseye laf söylettirmeyeceğiz. Kesinlikle. Yaptığımız ibadeti en güzel bir biçimde yapacağız. Samimi bir şekilde ve şunu unutmayalım. Hani namazsız bir ibadet olmaz. Az önceki konuyu yine bununla bağlamış olalım. Aynen. İnsanlar diyor cennete girdiği zaman orada bazı insanları görecek ki cehenneme atılıyor. Cehenneme atılıyor. Evet. Ya halbuki dünyadayken onları biz böyle ehli iman biliyorduk. Evet. Ve onlara cennet ehli şöyle bir soru soruyorum. Mâ selekekum fî sakar. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ selekekum fî sakar. Bu diyor cehenneme atılmanıza, sakara atılmanıza sebep olan şey nedir? Evet. Kâlû. Onlar şöyle diyor. Lem nekum minel musallîn. Biz namaz kılanlardan değildik. Allahu ekber. Hani biz İman edenlerden değildik, biz puta tapanlardandık, biz Allah'a isyan edenlerdendik demiyor. İlk söylediği şey, lem nekum minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik diyor. Dinimizin direğini ikame edeceğiz. Nasıl ki Kevser suresinde, fesalli li rabbike venhar, Rabbin için namaz kıl ve kurban kes deniliyor ya, o yüzden Rabbimiz için namazımızı ihmal etmeyeceğiz, kurbanla da Rabbimize yakınlaşacağız. En güzel şekilde o ibadetimizi yerine getireceğiz. Kesinlikle. Hocam yanlış anlamayın, ezanda birkaç dakika kaldı. Hem programı hem namaz olayı olduğu için. Hakkınızı helal edin hocam. Hakikaten size daha çok zaman ayırmamız gerekirdi ama sizin dün akşam gün gece Ankara'dan gelmeniz, normalde sizin programı biz dün gece yapalım diyorduk ya da dün akşam üzeri yapalım diyorduk. Ama bu geceye nasip oldu, yapacak bir şey. Evet sevgili dostlar, tabii konuğum önemli ama sizler de çok önemlisiniz. Bu akşam hakkınızı helal edin. Yorumlarınızı okuyamayacağım, ünvanlarınızı bile okuyamayacağım. Sadece isimlerinizi okuyacağım, hakkınızı helal ediniz diyorum. Rıza Ateş hocamız, Hasan Uran hocamız, Mustafa Salih kardeşimiz, Ömer Yarar başkanımız, Sadrettin Güler İstanbul hocamız, Metin Dingil gazeteci yazarımız, Rıza Ateş hocamız, artık bu programı izleyenler Rıza Ateş hocamızı da ciddi anlamda tanımaya başladılar. Şairimiz Mustafa Avcı, uzmanımız, rehber uzmanımız Gülden Ozan hocamız, sevgili eşim Fatma Yaygan Akçimen, Mustafa Salih kardeşim, komiserimiz Gaziantep'ten Bülent Demirel, İstanbul'dan edebiyat öğretmen arkadaşım Hayrettin Akdemur, Diyanet Sen Hatay Şube Başkanımız Hasan Urhan Bey. Hasan Urhan Bey sorun cevabını da vermiş hocam. Tabii doğru mu siz değerlendireceksiniz, takdir sizin. Kemal Soner Başkanımız, Hasan Urhan Başkanımız, Rıza Ateş Hocamız. Hocam tabii siz Allah razı olsun demişsiniz. Şairimiz Mustafa Avcı, Rıza Ateş Hocamız. Bunlar yorum yapanlar. Hızlı bir şekilde canlı yayında değil, beğeni atanları hemen Masar Kahraman Elevkules Hocamız, Ali Güven komiserimiz Karaköseli hocam, benim liseden arkadaşım.
Lütfiye Soydan Kaplan yeğenim, Antakya'da polis, Mehmet Tekin hocamız, Serkan Aydın, Allah razı olsun Serkan Aydın Bey, hakikaten şu fon senin eserin, reklamcımız artık Serkan Aydın Bey, Aykar reklama teşekkür ediyoruz. Metin Dingil abimiz, babası Numan Dingil babamız, Ebu Bekir Akkoyun, Ahmet Çetin, Abdülhamit Gökçen, İbrahim Kefçi, Ahsat Şarabi mi hocam Arapça yazmış, bir anda okuyamadım. Mehmet Sahyunoğlu, Onur Çam, Bayram Aşık, Mehmet Nedim Kaya, Fehim Doğru Öz, Mustafa Salih, İbrahim Göktaş, Süleyman Eyüp Korkmaz hocalarımızın, kardeşlerimizin, büyüklerimizin bayramını, Kurban Bayramını Kültür Park TV yönetimi olarak tebrik ediyoruz. Hocam buyurun mesajlarınızı alalım. Hem programı kapatacağız hem de ezan vakti geldi. Peki, zaten. Allah razı olsun. Son cümlelerinizi, bayram mesajlarınızı hocam buyurun. Rabbim inşallah şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde ezilen, evet, üzülen, zulüm altında inleyen, bayram nedir bilmeyen kardeşlerimize de hakiki bayramlara erişmeyi nasip eylesin. Amin. Kestiğimiz kurbanlar birliğimize, beraberliğimize, ihlasımıza, samimiyetimize, halimize, halimize inşallah bir tevhid versin, bir birlik versin. Rabbim kestiğimiz kurbanlarımızı, yaptığımız ibadetlerimizi kabul eylesin. İnşallah bizim dualarımızı da şu anda gözyaşları içerisinde Müzdelife'de bulunan, hacılarımız içinde, onların dualarının içerisine katsın inşallah. Bizlere dua istiyoruz, unutmayalım. İnşallah. Rabbim onların hacılarını da kabul eylesin. Evet. Gitmeyen kardeşlerimize de Rabbim nasip eylesin. Evet. Rabbim hepinizden razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Hocam, program için. Allah biz razı olsun. Size çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan annenize, babanıza, köyünüze uğramadan Stüdyo Park'a geldiğiniz için biz çok teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşım, sevgili dostum. Evet sevgili dostlar, Kültür Park TV her hafta farklı ders, farklı konu, farklı konukla devam ediyor. Haftaya aşıklık geleneği diyeceğiz. Yine Hatay'dan canlı yayın yapacağız. İlhami İnalöz kardeşimizle inşallah beraber olacağız. Hocam tabii bayramı bir ilahiyle de karşılayalım diyelim. Sana duygu yükler, el öptürür büyükler, el öpenler küçükler.